Merhaba arkadaşlar, herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. İstek üzerine duyu buyayı teknik ve temel olarak inceleyeceğim. Arkadaşlar, portföy danışmanlığı kapsamında değil, anladığımız bildiğimiz kadarıyla eğitim amaçlı bu çalışmayı yapacağız. Al sat tut tavsiyesi değil. Arkadaşlar, önce sıfırlayayım. Gördüğünüz gibi böyle bir grafik var önümüzde. Buna 50 şekilde bakabiliriz istersek. Değil mi? Çok eskiden şöyle çok geriden alabiliriz. Bakın %50 Fibonacci düzeltme seviyesi çalışmış buradan. Buraya da alabiliriz. Burada %61, çünkü asıl trend buradan başlıyor. %61 seviyesi çalışmış. Ondan sonra arkadaşlar şu an işte bu %38 seviyesini geçemeyince geri düşmüş. Bu Fibonacci'lerle bakmadır. Tersten bakarsak %61'den şuradan satış yemiş. Fibonacci'leri kullanmayı öğrenirsek aslında bize ufak tefek ne yapıyor? Hedefleri gösteriyor. Bakın %61 şurası 14.28'den satış yemiş. Bu Fibonacci'lerle bakmadır. Tabi sadece bu yok. Fibonacci'lerin başka versiyonları da var. Örneğin şöyle bir şey yapabiliriz, değil mi? Gördüğünüz gibi günlükte bir temas, iki temas, üç temas, tam burası dip. Yani bu ana yükseliş trendi. Ondan sonra tabi bu rengi beğenmedim. Başka bir renk olması için tekrar bir deneyelim. Hemen bunu böyle koyup yapış dediğin zaman kendisi yapışıyor. Uzat dediğin zaman uzuyor. Fibo seviyelerini çek dediğin zaman Fibo seviyelerini çekiyor gördüğünüz gibi. Şimdi Fibo seviyeleri nasıl çalışmış görüyorsunuz. Bu Fibo trend. Bu trende göre görüyor musun? Şuralar çalışmış. Buraya geçtikten sonra uçup gitmiş. Ama bak şu aralar müthiş kanal çalışmış. Bakın direnç olarak çalışmış. Direnç olarak çalışmış. Destek olarak çalışmış. Direnç olarak çalışmış. Yani bu Fibo kanalları çalışıyor. Buna göre şu an 10.36. Tabi bu ileri gittikçe değişir yani. Şu an 10.36 destek. Burayı kırarsa arkadaşlar tabi bir de bu gant çizgileri var kendiliğinden çıkan, gördüğünüz gibi bu gant çizgilerini de, yani bu yatay çizelgeyi de geçmesi daha iyi olur. Burası da 11.66. İlk direnç noktamız 11.66. ondan sonra Fibonacci seviyesine göre 13, buraya da bir çizgi atmam lazım ki göreyim. Evet, 13.54 İkinci direnç noktamız. Buna göre arkadaşlar bu ana yükselen trendi aşağı kırmazsa yukarı gidecek. Bir de düşen kırma açısından baktığımız zaman aynı şey üzerinden, evet, gördüğünüz gibi geçmiş düşeni kırmayı, pullback yapmış, gitmeye çalışmış, tekrar pullback yapmış. Yani aslında düşeni de kırmış. Çok güzel bir manzara var yani. Yani bu düşeni kırdığı zaman arkadaşlar, değil mi? Bu şekilde bir yükseliş olabiliyor. O yüzden düşeni kıran, evet, grafiklerde, çizgilerde, hisselerde önem kazanıyor. Burada işte tekrar düşeni kırması için, değil mi? Şunu şöyle yapacağız ama İşte onu kıramadığı için biraz zorlama oluyor yani. Şimdi biraz zaman geçmesi lazım. Çünkü bilançosu birinci bilançoya göre biraz düşük geldiği için, evet, bu düşeni kırarsa, şu 10.80'i kırarsa, 11.60, ondan sonra 13.60 hedefleri var. Kırmazsa da arkadaşlar maalesef aşağı doğru süzülebilir. Önceki destek olan 9.80'a gelebilir. Diyelim ki piyasalar yıkıldı, kötü bir şey oldu. Buraya kadar da 7.5-7.60'a kadar da gelebilir. Ama buraya gelme olasılığı borsalar yukarı giderken asla yok. Yani öyle batan biten bir hisse değil. Yalnız bunda kısa sürede çok gittiği için, kısa sürede çok yükseldiği için, kısa süre dedim, bir yılda 5 kat gitmiş yani. Şunları tekrar sileyim. Şuradan görüyorsunuz. 2019'da 2.66. 2.66'dan hisse 17 liraya gelince 6-7 kat oluyor. Şimdi bir yılda 7 kat giren hissede bir düzeltme yapar. Ama altı boş değilse o düzeltmeden sonra tekrar yükselebilir.
altı boş olup olmadığını buradan anlıyoruz. P'de çok şişkin değil yani, biraz pahalı tabii bire göre ama 5 kat 10 kat 20 kattan işlem görenlere göre de çok ucuz. Daha çok gidecek yolu var. Çünkü iyi kötü kar ediyor ama o iyi kötüye bakmıyorum ben. Nereye bakıyorum? Şimdi buraya baktığımız zaman eldeki nakitler 1 milyardan 1 milyar 700'e çıkmış. Ben direkt arkadaşlar püf noktasına gidiyorum. O püf noktası şu. Geçen seneki satışları 615 milyon. Bu yılki satışları 1 milyar 60 milyon. Yani ben buraya takılıyorum. Burada brüt karlılığına da baktığımız zaman 200'den 285'e yükselmiş. 1060'ın 285'i aşağı yukarı %25 brüt kar marjıyla çalışıyor. Esas kar marjına gelince esas faaliyetten diğer giderlerden çok gider var. Pazarlama giderleri çok var. Ondan dolayı acayip bir şekilde 280 milyona düşüyor. Bir de işte finansman giderleri çok olunca 49 milyon olağanüstü bir gider. Yani 21'den 49'a yükselmiş. 30 28 milyon bir artış var ikinci bilançoda. Bu da karı düşürmüş. Karı düşürdüğü için de zaten hisseyi de düşürdüler. Ama işte bunu sürekli imarım yapmazlar. Olmaz. Niye? Dolar yükselişi durdu. Faiz yükselişi durdu. Dolayısıyla 3. bilançoda 2'den daha iyi bir bilanço bekliyoruz. Hem ihracat arttığı için, hem satışları arttığı için, hem dolar düştüğü için, hem faizler de stabil, yani yükselmedi daha fazla. Değil mi? Dolayısıyla bir 3. bilançoda iyi şeyler bekliyoruz. Yani satışlarını 600 milyondan 1 milyara çıkarmış bir firma iyi bir firmadır. Firmanın satışlarında sıkıntısı yoksa aşırı batacak bitecek korkusu taşımaya gerek yok. Gerisi teknikle bakacaksın. Teknikle şu an görüyorsunuz zaten sıkışmış durumda. Bu 10 liranın üstünde durduğu sürece 12-16'ya kadar düşeni kırmaya tekrar gider. Zaten bir düşeni kırmış. İkinciyi, üçüncüyü biliyorsunuz, bunlar bunu çok yapıyor. Hepsini sileyim. Tekrar. Ha, bir de işlem hacmi bitmiş yani. Kimse eldeki malı satmıyor. Bu da, burası da önemli. İşlem hacmi bitmiş. Dolayısıyla bunda piyasalar iyi oldu mu? Bak, bu birini düşen kırım. Birincisi. Bu ikincisi. Evet, üçüncüsünde daha iyi olur. Yani bir de biliyorsunuz TOK eğer seneye üretime başlıyor. TOK'la boya firmaları da anlaşma ihtimali var. Bu da üçüncüsü arkadaşlar. 1, 2, 3 oldu mu zaten 12'yi geçtiği zaman artık yükseliş trendinde gidiyor diyebiliriz. Onun için de kısa süreli baktığımız zaman işte dediğim gibi 11.60'ı yukarı kırması lazım ki güzel olsun. Nereden nasıl baktığınıza bağlı. Böyle de bakabilirsiniz. Ben olağanüstü gelişmeler olmazsa borsada, dünyada bir yıkım olmazsa, bizim hisselerin çoğu geçen seneki sert yükselişleri aşırı bir şekilde düzeltme yaparak şu an tekrar yükselişe hazırlar gibi görüyorum. Çünkü geçen sene oranla satışlar artıyor, ihracat artıyor, karlılık artıyor ama hisseler gitmiyor. İşte burada 6 aydır 7 aydır küçük yatırımcıyı bıktırma, korkutma, felaket tellallığı yapma çalışmaları var. Bundan dolayı insanlar borsadan çıkıp gidiyor ama onlar da yeteri malı toplamışlarsa buradan alıp gidecekler. Yani korku piyasası aslında mal ihtiyacı olmayan paranız varsa, yatırımcıysanız iyi firmalarda mal toplama zamanıdır. Herkes güllük gülistanlık haberler estirip uçacak kaçacak diyorsa da satım zamanıdır. Ocak'ta yaptıkları gibi. Ocak'ta ne demişlerdir? Yabancı geliyor, Türkiye'nin büyümesi artacak. Evet, bugün Türkiye'nin büyümesi %22 diye açıklandı ama borsa bir yere gitmiyor. Ama Ocak'ta ne olur? Gidecekmiş gibi hava estirdiler. Her millet gelince de 6-7 aydır düşürüyorlar. Şimdi de düşecekmiş gibi konuşuyorlar. O zaman demek ki şimdi de yükseliş zamanı. Yine de al, sat, tut tavsiyesi değil. Teknik ve temel olarak anladığımızı anlattık. Tercih sizin arkadaşlar.